peygamberlere nispet ediliyor hidayet etmek fiili. Yol göstermek, danışmanlık yapmak, mürşitlik yapmak yani. Diyorlar ya, mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Doğru mu? Doğru. Atarım altına imzayı. Hiç tereddüdüm yok. Ama senin mürşitten ne anladığını konuşmaya başladığımız zaman Emin ol ki seninle asla anlaşamayız. Çünkü sen mürşit diye bir insanın kurtarıcılığına inanıyorsun. Bense mürşit diye bir peygamberin yol göstericiliğine inanıyorum. Benim için yolu gösteren de kendisi imtihandadır. Sana göre mürşit yırtmıştır. O tamam. O işi garantilemiştir. Ben böyle bir adama inanmam. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır, doğrudur. Ama mürşidi şeytan olanlar da var. Öyle de bir dert var. Benim mürşidim Kur'andır. Benim mürşidim peygamberlerdir. Benim mürşidim Rabbimdir. Benim hocam Allah'ımdır. Bununla ilgili kimseyle tartışmam. Başka kim kendisine ne hoca edinirse edinsin, ben Rabbimi hocam bilirim. Niye? Hani bu böyle bozuk bir ifade gibi gelmesin size. Errahmanu, allemel Kur'ane, khalakal insane, allemehul beyane. Allah insana beyanı öğretti. Allah öğretendir. Allah muallimdir. Benim hocam Rabbimdir, var mı söz? Ayet doğrudan bunu söylüyor. Oradan hareketle Allah'ın dedikleridir benim için söz. Yol onun yoludur. İrşaat onun yaptığıdır. Diğer peygamberler de bu anlamda yol gösterirler.